Hünkar, memurlar yalanlara kandıkları için çok pişmanlar. Hünkar, bu memleketin evlatları kandırılmadıkları sürece her daim sizin yanınızda olmuşlardır. Bundan eminim. Ne düşünüyorsunuz hünkar? İçimizdeki haini. Hünkarım, bir şey mi fark ettiniz? Bahçedeki nümayiş esnasında yerde üzerinde Davut yıldızı olan bir yüzük gördüm. Birisi aldı mı o yüzüğü? Zühtü Paşa. Bunu Zühtü Paşa'dan hiç beklemezdim. Binelim tepesine. Alalım evinden, sorgu sual edelim Zühtü Paşa'yı. Olmaz. Emin olmamız gerek. Peki nasıl emin olacağız hünkârım? Mahmut Paşa'm, Mason toplantısına gittiğiniz esnada sizi takip etsek? Tedbir alıyorlardır Paşa. Hem de ne tedbir alıyorlar? Beni takip ettirdiğinizi anlasalar anında toplantıyı iptal ederler. Biz de içimizdeki hain paşanın kim olduğunu asla öğrenemeyiz. Hünkâr, Zühtü Paşa'nın ihanetinden nasıl emin olacağız? Mahmut Paşa'yı Mason toplantısına çağırdıklarında biz de paşaları huzura çağıracağız. Eğer Zühtü Paşa buraya gelmeyip oraya giderse haini bulmuş olacağız. Eğer Zühtü Paşa buraya gelirse ve ben de Mason toplantısında bir kişinin eksik olduğunu görürsem, o bir kişinin Zühtü Paşa olduğunu anlayacağız. Aynen öyle. Siz eve gidip bekleyiniz. Toplantıya çağırdıkları vakit haber ediniz. O vakit biz de paşaları huzura davet edelim. Emredersiniz hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Abdülhamit nümayişi bitirdi. İtibarını bitirmek için gidenler saraydan ayrılırlarken Abdülhamid'e dua ettiler. Başka bir hamle yapmamız lazım. Vaktimiz yok Karaso. Artık sadece Abdülhamid'i öldürmek için hamle yapacağız. Biraderleri toplantıya çağır. Sizin için inanması kabullenmesi zor biliyorum. Lakin hakikat bu. Eşiniz Handan Hanım sizden bebeğini kaybettiğini saklıyor. Size inanmıyorum. Evet. Aranızdaki bu saçma, manasız husumet yüzünden ardı ardına birbiriniz hakkında iftiralar atıyorsunuz. İftira olmadığına sizi temin ederim. Zaten er ya da geç gerçeği anlayacaksınız nasıl olsa. Siz nasıl? Nereden bilebilirsiniz ki? Yardımcı Safiye söyledi. Handan Hanım onu saraydan kovduktan sonra sırlarını ifşa etmekte sakınca görmemiş. Siz Safiye'nin sözüne itimat edip benim de buna inanmamı bekliyorsunuz öyle mi? Safiye saraydan kovulduğu için intikam peşinde besbelli. Böyle çirkin bir iftiraya inanıp bana anlatmanız size yakıştıramadığım büyük bir ayıp. Eğer Safiye yalan söylüyorsa bu vebal ve ayıpla bir daha asla sizin karşınıza çıkmam. Karınız Handan Hanım'ın istediği gibi bu sarayı derhal terk ederim. Bu hakikati öğrenmek zor olmamalı şehzadem. Sabredin. Yola çıkmamıza çok az kaldı. Yaklaştık. Abdülkadir. Dokunmamalı. Dokunmamalı. Senin yardımını istemiyorum. Kadir ben kimim? Babalarımız kardeş bizim. Birlikte gülüp eğlendiğin çocukluk arkadaşınım ben senin. Sen benim kardeşimi öldürmeye çalışan bir hainsin. İnşallah günün birinde sen de hakikati herkesle beraber öğrenirsin. Bir köylüden yardım istedim. Sizi saraya götürmek için bir araba bulup gelecek. Böylece rahatça kaçacaksınız değil mi? Nereye giderseniz gidin. Bir fare gibi hangi deliğe girerseniz girin sizi bulacağım. Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi.
Hislerimizin şiddetine yüreğimiz dayanmaz. Ağaç nasıl dayansın? Parvus öldü. Lakin onun hamlelerine benzer hamleler geliyor paşa. Neden şüphe edersiniz hünkâr? Gazete havadisleriyle milleti sokağa dökme. Aramızdaki paşaları satın alıp iş tutma. Bunlar hep Parvus'un usulleriydi. Yaşıyor mu dersiniz? Sadece hamlelerin benzerliğini söyleriz paşa. Karşımızdakilerin şeytanın fısıltılarını dinlediğini biliriz. Karşımızda kim olursa olsun üstadı şeytandır. Lakin Parvus'un hamleleri sürüyor gibi. Hünkârım, askerlerimiz görmüşler. Arabada patlama olmuş. Parvus da içindeymiş. Biliriz paşa, biliriz. Biz yine de temkinli olalım. İçimizdeki haini bulursak, masonlara üstadlık yapan o alçağı da bulmuş oluruz. Son nümayişten de anladığımıza göre, ne yaparsak yapalım, Abdülhamid'i milletin gözünden düşüremeyeceğiz. Ben sadece Abdülhamid'i öldürmek istemiyorum. Bütün hanedanı yok etmek istiyorum. Merak etme. Konuştuğumuz gibi sen ve annen bu suikastın dışında olacaksınız. Hanedanı ortadan kaldırdığımızda devleti yönetecek bir kişi kalacak. Prens Sabahattin. Hesaba katmadığınız biri daha var. Kim? Hanedan kanı taşıyan, mason kardeşliğinde hepimizden daha kıdemli ve öldürülmesine asla müsaade edilmeyecek biri. Padişah dayım Sultan Murat. Öldüremiyorsak biraderimizi yanımıza alalım. Bir süreliğine tahta geçer. Sonra da tahtı Sabahattin'e bırakır. Çırağın da çok iyi korunuyor. Yani Murat dayımı saraydan çıkarmak çok zor. Mahmud Paşa'yı manipüle edip saray vazifelerini değiştirmeliyiz. Mason toplantısını çağırabiliriz. İstediğimiz haberi saraya ulaştırır. Saray muhafızlarının içine mason kardeşlerimizi sızdırdığımızı söyleyin. Abdülhamid bu jurnalı karşılıksız bırakmayacaktır. Bebeğimiz için mi? Evet. Ya da görüntüsü olabilir. Sen solgun görünüyorsun biraz. Geçen sancılandığından beri içim hiç rahat değil. Bir eve görünelim istersen. Lüzum yok. İyiyim ben. Evvelce yaşadığımız kayıpları düşününce bu defa tedbirli olmakta fayda var andan. Haklısın. Ben bir ara görünürüm ebeye. Hemen gidelim Remire. Vakit kaybetmenin manası yok. Hadi hazırlan. Lakin ben bugün biraz halsizim. Yorgun hissediyorum kendimi. Başka gün gitsek olur mu? Sen nasıl istersen. Hünkârım, Söğütlü ile Meyit Efendi Tebriz'deki Türkleri kurtarmışlar. Oradaki Tebriz valisine de gereken cezayı kesmişler. Hamdolsun. Yalnız bir sualleri var hünkârım. Bu işi Osmanlı'nın yaptığına dair herhangi bir işaret bıraksınlar mı? Nişanımızı bıraksınlar ki Türklere zulmetmeye kalkanlar hatırlasınlar. Payitahta tedbirler almışsınız. Doğrudur hünkârım. İstedik ki rahat bir Ramazan geçirsin payitahtımız. Âlâ. Hünkârım, müsaade buyurursanız eğer size bir maruzatımı arz etmek isterim. Buyurun, dinliyorum.
Hanemize ateşe aşk düştü. Benim de payıma kızıl köz düştü. Fehim Paşa, o aşk ateşinden düşen közü taşımak zordur. Hünkârım, biz de isteriz ki nikah örtüleriyle saralım o közü. O aşk ateşinin közü ancak böyle yakmaz. Hem seni yakmaz, hem de o nikah közü ebede kadar korur. İzniniz var mıdır? İsteriz ki düğününüzü biz yapalım paşa. Lütfettiniz hünkârım, beni çok mutlu ettiniz. Lakin biz de isteriz ki sessiz, sakin bir nikah olsun. Peki, mutlu mesut olunuz. Müsaadeniz var mıdır? Oh, şu pastırma kokusunun güzelliğine bak. Vallahi billahi. Bana kalsa hep pastırma kokusu sürerim. Evet. Çok da fazla bitirmemek lazım. İdareli olmak lazım. Evet. Şimdi bunlara bir nizam vermeliyiz. Küçükten büyüğe mi sıralasam? Yok yok, böyle büyükten küçüğe daha güzel olacak. Vallahi billahi. Şuna bak. Yemin ederim Osman Hamdi bunu görse oturur tablosunu çizer be. Sanat şaheseri oldu yahu. Sanat şaheseri. Evet. Acaba hangisinden yemeye başlasam, kısadan mı uzundan mı? Ulan şu ortadaki çok parladı gözüme be. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mahmut dur. Ne oluyor be? Dur, yeme sakın aman. Ne oldu ya? Mahmut ne yapıyorsun sen? Oruçlusun, unuttun mu? Ay, seni ham yemin ederim. Vallahi billahi o kadar acıkmıştım ki midemin gurultusundan oruç olduğum aklımdan çıkmış gitmiş. Hay Allah'ım. Az daha günaha girecektim. Ah. Ama sen de neden hatırlattın be seni ham? Eğer sen bunu hatırlatmasaydın ve ben yeseydim günah olmazdı. Ama şimdi artık biliyorum, yiyemem. Mustafa'da daha çok var. Öldüm gitti ben. Yahu senin bu saatte ne işin var evde? Senihan bir haber bekliyordum. Bekle bekle acıkmışım. Bilmeden günaha girecektim. Bana bak, biri gelip bu pusulayı bırakmış sana demin. Aa, beklediğimiz haber olmaz. Dur bakalım. Vallahi o haber. Mühim Senihan, mühim. Gel evladım, gel, gel. Anlaşıldı. Evladım, şimdi beni iyi dinle. Hemen Tahsin Paşa'ya git. De ki, Mahmut Paşa'yı de bir saat içinde çağırdılar de. Anladın değil mi? Emredersiniz paşam. Var mı ulan dangalak? Evi yıkacak. Narlada gizli bir iş yapılmaz ki. Ömrünürsüz paşa. Hadi git, git. Naimeciğim. Ne olmuş? Yakalayabilmişler mi alçakları? Maalesef. Naime! Naime kızım, ne yapıyorsun sen? Yine kaçtılar. Bir kere daha beni aptal yerine koydular. Artık mutlu mesut yaşarlar. Mesut olabileceklerini mi zannediyorsun sen? Onlar gittikleri her yerde kendi vicdanlarına yenilecekler. Allah'ın adaletine de mi itimadın kalmadı senin kızım? Sultanım. Şehzademiz saraya döndü. Lakin yaralı. Hünkârım, Mahmut Paşa haber gönderdi. Bir saat sonra toplanacaklarmış. O halde siz de paşaları bir saat sonrası için çağırınız. Tam vaktinde burada olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Lakin ya bütün paşalar gelirse? Bu durumda Mahmut Paşa'nın gittiği toplantıda eksik olup olmadığına bakacağız. Murat dayımı tahttan deli diye indirdiler. Şimdi halk bir deliği başında ister mi? He?
Mason locası onu asla terk etmedi. O da Mason locasına hiçbir vakit ihanet etmedi. Endişeni anlıyorum. Murat tahta çıkarsa inmez diye korkuyorsun. Hayır. Benim iktidar hırsım yok. Sadece aynı düzenin devam etmesini istemiyorum. Osmanlı'ya gerçek hürriyeti sadece ben getirebilirim. Buna bu kadar yaklaşmışken bir aksilik çıkmasından endişeleniyorum. Biliyorsun, Sultan Murat'ı daha önce de kaçırmayı denediler. Ya öldüler ya da sürüldüler. Merak etme. Abdülhamit kendisine suikast yapılacağını biliyor. Aldığı jurnalle muhafızları değiştirecektir. Çırağına da tek bir adam sokmamız yeterli olacak. Peki ya Abdülhamit vazifeyi paşa biraderlerimize vermezse? Onu da düşündük. Paşa biraderlerimiz vazifeyi alacak. Oğlum nerede? İçeride. Hekim var yanında. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Nasıl olmuş bu? Abdülkadir'le hekimimiz ormanda yürüyorduk. Karşımıza birden Kemalettin Efendi ile Hatice Sultan çıktı. Ormanda mı saklanıyorlarmış? Evet. Abdülkadir onları vurmak istedi. Lakin Kemalettin Efendi üzerine atıldı. Sonra boğuşmaya başladılar. Bir anda silah sesi duydum. Abdülkadir. Çok şükür. Kurşun sadece omzunu sıyırmış. Hekim şu an yarasını temizliyor. Lakin bir an onu kaybedeceğim diye çok korktum. Kemalettin. Önce kızımı, sonra da oğlumu öldürmeye kalktı. Duymadınız mı Bidar kadın? Misli Meleğin anlattıklarına göre ortada kasıtlı bir vaziyet yok. Abdülkadir ona vurmak için atılmış, sonra da boğuşurlarken kendi silahından çıkan kurşunla vurulmuş. Siz ne dediğinizin farkında mısınız Seniha Sultan? Neredeyse şehzademiz ölüyordu. Ölmemesi için Hatice ile Kemalettin onu saraya getirdiler. Hem de en ağır şekilde cezalandırılacaklarını bile bile. Herhalde yine sizin arka çıkıp onları kaçıracağınızdan çok emindiler. Bir daha kadın, beni işlemediğim bir suçla itham ediyorsunuz. Tıpkı Naime gibi. Naime, bu ithamdan vazgeç artık kızım. Hakikati söyle. O zehri senin içtiğini ve sırf intikam almak için suçu Hatice ile Kemalettin'in üzerine attığını itiraf et artık. Ben zaten... Hakikati söylüyorum hala. Sen inanmak istemiyorsun. Onlar sana kötülük ettiler biliyorum. Lakin senin şu anda ettiğin daha büyük bir kötülük görmüyor musun Naime? Yeter artık. Bu saçma ithamlarınızı daha fazla dinlemek istemiyorum. Hünkârım. Abdülkadir'in vaziyeti nedir? Kurşun omzunu sıyırmış. Hekim içeride. Hünkârım, sultanım. Ben daha sonra gelir, vaziyetinize bakarım. Tekrar geçmiş olsun şehzadem. Şehzadeniz vuruldu dedikleri vakit bir an nefesim kesildi. Çok şükür şimdi iyisin. Lakin evladın yüzüne gölge düşse, ana babanın yüreği yanıyor. Benim için endişelenmeyin baba. Tek üzüntüm o ahlaksızların cezasını verememiş olmam. Kendi silahından çıkan kurşunla vurulmuşsun. Doğru mu? Evet hünkârım. Silahımı çektim. Öldürecektim onu. Lakin silahımı indirmek için üzerime atıldı. Boğuştuk. O esnada silah patladı. Niçin kaçmadılar sence? Saraya sağ salim ulaştığımdan emin olmak istediler. Belki de niyetleri bu şekilde affedilmekte. Hala
suçsuz olduklarını iddia ediyorlardı. Lakin sükutu hayale uğrayacaklar. Naime'ye yaptıklarından sonra affedilmeleri imkansız. Toplantımıza başlayabiliriz. Bir biraderimiz henüz teşrif etmedi. Gelmek üzeredir. Çok beklersiniz. Gelmez o. Neden öyle dediniz? Ne dediğim? Gelmez dediniz. Gelmez dedim. Çünkü hem gelirim. Geldi diyelim. İnsan kardeşlerini bu kadar bekletir mi? Ben çok kırıldım vallahi. Çok kırıldım. Hünkârım, paşaların bir kısmı geldiler. Alalım mı? Biz toplantıya başlayabiliriz. Üstadım, toplantıya nasıl başlarız? Ne oldu? Biraderimiz gelmedi. Onun yaptığı bu ayıba karşılık biz de ayıpla mı mukabele edelim? Hiç olmaz. Ortada bir ayıp yok. Aa, yoksa bu biraderimiz toplantıya çağrılmadı mı? Çağrıldı. Neden gelmedi o zaman? Müsaade edersiniz, toplantıyı başlamak istiyorum. Siz bilirsiniz üstadım. Müsaade ne demek? Buyurun, buyurun başlayın, buyurun. Hoş geldiniz. Diğer paşalar gelmeyecek herhalde. Divana başlasak mı hünkârım? Mahmut paşamız bizden müsaade istedi. Peki ya gelmeyen diğer paşamız? Onu bekliyoruz zaten. Lakin o gelmeden biz divanımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abdülhamid'i tertipleyeceğimiz suikastı hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için de bir hamle yapmamız lazım. Nasıl bir hamle? Yani heyecanımı mazur görün. Hemen ayrıntıları bana anlatın ki ben de kardeşlerime, yüce mimara nasıl yardımcı olabileceğim, onu düşüneyim. Yani şunu itiraf edeyim ki ben elimden ne geliyorsa bu kutsal loca için, yüce mimarımız için yapmak istiyorum. Çünkü ben bu Abdülhamid'den ne çektim? Siz buyurun, buyurun. Ben sözünüzü kesmiş gibi olmayayım büyük üstadım. Buyurun, buyurun. Abdülhamid'in muhafızlarından bazılarını satın aldık. Bu söylediğiniz hiç olmayacak bir şey. İmkanı yok. Neden? Çünkü Abdülhamid'i Söğütlü alayı koruyor. Bunlar ihanet edeceklerine 1000 tane canları olsa birini de Abdülhamid için feda ederler. Siz bizim kudretimizi tam kavrayamadınız Mahmut Paşa. Hem Yıldız Sarayı'nda hem de Çırağan Sarayı'nda Mason kardeşliğine iman eden memur ve asker pek çok adamımız var.
Söğütlüler de ona kalsın. Çırağında da mı var? Ne yapıyorlar orada? Yıldız Bahçesi'ne bağlantısı var. Suikast için mühim bir yer. Öyle öyle. Suikast için çok mühim bir yerdir, bilirim. Doğru. Bir yastık daha koymamı ister misiniz? Öyleyim, sağ ol. Ağrınız var mı? Biraz. Annem ağrı çektiğim zamanlarda yüksek sesle şarkı söyle derdi. Ağrıyı unutmak, hissetmemek için. Şarkı. Eğer söylersen bu nasihati bana verdiğin için pişman olursun. Maşallah. Yüzünün güldüğünü görmek ne güzel. Simerek Hanım sana iyi bakıyor belli ki. Öyle. Kısa zamanda bir şeyin kalmayacak inşallah. Allah beterinden korumuş. Çok şükür. Ava giderken avlandık. Lakin pes etmek yok. Hele bir yeğenim de olsun, büyüsün. Onunla beraber gideceğiz ava. Ama seni almayacağız yanımıza. Abi. İyi misin? Bir sıkıntı mı var? Handan Hanım, bebek iyiler öyle değil mi? İyiler. Merak etme. Her şey yolunda. Ne yapacağım ben? Nasıl söyleyeceğim Mehmet Selim'e bebeğimizi düşürdü? Yok hayır. Söyleyemem. Yapamam. Mehmet Selim'i kaybederim. Hayır. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Huzursuz gözüküyorsunuz. Seni alakadar etmez. Hamile hanımların bebeklerinin sıhhati için daha sakin, daha huzurlu olmaları icap eder. Lakin siz hamile olmadığınıza göre bunu dert etmeme lüzum yok. Öyle değil mi? Ne demek oluyor bu? Hamile olmadığınızı biliyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Bunu da nereden çıkardın? Gizlemek istiyor olabilirsiniz. Lakin çok yakında herkes hakikati öğrenecek. O zaman ne izahat vereceksiniz çok merak ediyorum. Çok sıkıldım vallahi, yeter artık. Yandım, piştim. Yüzüm gözüm ter içinde kaldı, özür dilerim. Dayanamıyorum. Evet. Toplantıya dönecek olursak. Acaba bu içerideki adamlarımız, kardeşlerimiz kaç kişi acaba? Çok fazla, çok. Suikastı yapabilecek kadar kuvvetliyiz. Oh, pek güzel. Toplantı bitti, kararları aldık, siz teşrif ettiniz. Neredeydiniz? Bu kadar geç kalınır mı canım? Cık, ayıp vallahi. Aa, yoksa acaba başka bir yerde başka bir işiniz mi vardı ha? Braderimiz mazeretini bizimle paylaşmıştı. Öyle mi? Buyurun. Zühtü Paşa, hain. Tebriz valisinin esir ettiği Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz kurtuldu. Tebriz valisine de
lüzum olan ders verildi. Hünkârım, İran sınırındaki askerlerimiz köy köy dolaşıp eşkıyaları yakalıyorlar. Eşkıyalar masum köylüye zulmediyorlarmış. Hayvanlarını, mahsullerini alıkoyuyorlarmış. Askere talimat veriniz paşa. Köylülerin zararları tanzim edilsin. Hünkârım, köyler İran sınırında. Mesuliyetimizin dışında. Biz gittiğimiz yere merhamet ve şefkat götürürüz paşa. Bunu bilenler bilir, bilmeyenlerse haktan habersizdir. Biz paşalarımızın bize sadık olmasını isteriz. Ki yaptığımız her iş, her hamle kavi olsun. Sadakatin bereketi devlet işlerinin her yerine sinsin. Gel. Hünkârım, geç kaldım. Mazur görün. Neredeydiniz Zühtü Paşa'm? Hünkârım, mecmualarda çıkan yalan havadislerin kaynağını tetkik ediyordum. Nereden çıkmış, kim memurların maaşlarıyla alakalı yalan haber yapmış, onların peşindeydim. Öğrenebildiniz mi? Maalesef hünkârım. Gazetelere isimsiz zarflarda gitmiş vesikalar. Muharrir, yazacağı havadisin hakikatini tetkike mecburdur. Eğer bir muharrir yalan haber yazıyor ve bunu düzeltme zahmetine girişmiyorsa, kalemin namusu nerede? Bir odaya oturmuşlar, zerre kadar kıymetli olmayan matbuatlarına havadis yazıyorlar. Bunların matbuatlarının kağıt hükmü dahi yok. Hünkârım, yalan havadisleri tekzip etmelerini istedik. Anlaşılan Mahmut Paşa'nın toplantısında bir kişi eksik. Karar verilmiştir. Yakın zamanda saraydaki adamlarımız harekete geçecek. Abdülhamid'i öldürecekler. Oh! Çok sevindim. Evet. Ben de bir an önce Abdülhamid öldürülsün istiyorum. Çok istiyorum. Maalesef matbuat, milli bir mefkure edinmedikçe, ışığı arayan pervane gibi hakikatin peşinde olmadıkça, milletimize bir faydası olmayacaktır. Basma satan sokak satıcıları gibi, Eyüp halinden 3 kuruşa aldıkları kumaşı, bağıra çağıra Hint kumaşı diye satanlardan hiçbir farkı yoktur bizim mecmuaların. Hakkınız var hünkârım. Tahsin Paşa'm, Ahmet Mithat Efendi'yi muharrir namusu olan biri olarak timsal gösterelim. Gazetelere gidip genç muharrirlere kalem namusunu anlatsın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, İran Şahı harekatımıza karşı tepkisiz kaldı. Diplomasinin muvaffakiyeti. İran Şahı söz geçiremediği Tebriz valisinin gitmesini istiyordu. Nitekim gitti de. Lakin şimdi geri çekilmemizi isteyecektir. Ne yapacağız hünkârım? Türk şehirlerinde kalacağız paşa. Oralarda karakollarımız olacak. Tebriz'de, Bakü'de, Urumiye'de kalacağız. Oradaki idareciler bilecekler ki bizler Türk kardeşlerimizin her daim yanındayız. Hünkârım, Çar ve İngiliz hükümeti İran hududunda yaptığımız harekat hususunda tepki gösteriyorlar. Hudutlarımızı korumak hususunda hiçbir hamleden kaçınmayacağımızı kendilerine bildiriniz paşa. Herkes bilsin ki Türk memleketinin hududu olsa da mazlumlara kucak açmasının, merhametinin hudutları yoktur. Çar Azerbaycan topraklarındaki petrolün peşinde. İngilizler
İran hükümetinde petrol için türlü oyunlar oynar. Onlar petrol için gider, biz gözyaşını dindirmek için. Uyudu mu? Neyse ki. Çok ağrısı vardı. Merak ettiğim bir şey var. Siz onları gördüğünüzde ne haldeydiler? Hatice ile Kemalettin. Tam hatırlayamıyorum. Olayın vahametinden herhalde. Lakin ikisi de bitik durumdaydı. Daha beter olacaklar. Bugünlerini bile arar hale gelecekler. İkisi de sürekli bir suçumuz yok diye tekrarlayıp durdular. İnsan hep en sevdiğiyle sınanırmış. Yakup aleyhisselam Yusuf'la, İbrahim aleyhisselam İsmail'le, Habil Kabil'le sınanmış. Benim imtihanımda siz oldunuz. Sabrımın sınırlarını zorladınız. Anladın. Kızımın canına kastedip kaçtıktan sonra oğlumun hayatını kurtarmak için niçin saraya döndünüz? Hünkârım. Karşınızla konuşmaya bile utanırım. Lakin Allah'a yemin ederim ki Naime Sultan'ın canına kastetme alçaklığını biz göstermedik. Naime benim kardeşim. Size yemin ederim ki ben Naime'nin canına kastedecek hiçbir şey yapmadım. Tek hatamız gönlümüze söz geçirememek oldu. O da mazide kaldı. Nikahlanmamızdan evvel. Ben yemin ederim Vasfi Paşa'ya hep sadık kaldım. Naime Sultan'a asla ihanet etmedim. Onu sizin emanetiniz bildim. Ve elimden geldiğince onu mutlu etmeye çalıştım. Lakin birlikte kaçtınız. Kaçma gibi bir niyetim yoktu. Buyruğunuz üzere Fizan'a gidiyordum. Hatice Sultan haklı. Onu yolundan çeviren ben oldum. Fizan yoluna, çöl sıcağına dayanamaz diye düşündüm. Onu kurtarmak istedim. Şehzademizle tesadüfen karşılaştık. Yolumuza çıkıp kaçmamıza mani olmak istedi. Abdülkadir yaralandıktan sonra kaçabilirdiniz. Neden geri döndünüz? Vaziyetin bu hale gelmesi beni çok ürküttü hünkârım. Sadece Hatice Sultan'a yardım etmek istemiştim ben. Lakin neredeyse şehzademizin ölümüne sebep oluyordum. Ben kendine bile hükmü geçmeyen, kimseye faydası dokunmayan bir çareyim hünkârım. Ne ceza verseniz razıyım. Ben de razıyım. Ama üzerime atfedilen bu günahın sahibi değilim. Bilmenizi istedim. Evet. Can efşanlarım. Malum haliniz benim başımdan daha önce bir izdivaç geçmedi. Lakin her insan gibi zaman zaman ben de acaba ne vakit evleneceğim düşüncesi kafamın içinde herkes gibi döndü durdu.
Yani bu istikbaldeki zevcem acaba şu an nerededir, ne yapıyordur düşünceleriyle ben de boğuştum. Misalen dolunayda aya bakıp acaba o da şu an benim gibi aya bakıyor mudur dedim. Acaba dedim, acaba şu kaderim zevcimin yürüdüğü yolla benim yürüdüğüm yolu ne zaman kesiştirecek? Kesiştirdi. Nihayet kaderimin üzerine kaderinin yazıldığı kişi geldi. İrina. Allah'ın emri peygamberin kavliyle, nikahın o sarsılmaz mühürüyle nasip olursa eğer biz de birleşmek istiyoruz. Sahip kıran efendimizden de icazetimizi aldık. İnşallah nikahım olacak. Hayırlı olsun paşam. Huzurunuz daim olsun paşam. Her birimizin ve hepimizin huzuru daim olsun inşallah. Payitahtımızın huzuru da. Söyleyin bakalım. Payitahtımızın huzuru nasıl? Huzurlu paşam. Paşam, bombanın sesi kafi derecede duyulmuş. Herkes nasihatini almış. Âlâ. O vakit siz de bu huzurun usul usul devam etmesi için gidip çalışmaya devam ediniz. Şimdi biz seni kimden isteyeceğiz? Annem babam yok ama onlar kadar kıymetli birileri var. Peki seni verirler mi? Buraya geldiğimde bana sahip çıkan iki ihtiyar var. Dünya iyisi. Ben istersem verirler hem. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Gelmedi değil mi Zühtü Paşa? Toplantının başlarında hünkârım bir aza eksikti. Ben sizin yanınızdadır diye düşündüm. Daha sonra saat 3 gibi bu mason toplantısındaki eksik aza da çıka geldi. Bizim toplantımız kaçta bitti paşa? Saat 3'te hünkârım. Gelmedi değil mi Zühtü Paşa? Buradaydı. Yani sizin mason toplantısına katılan aza Zühtü Paşa değil. Hünkârım, biz yanılıyor muyuz acaba? Aramızda ihanet eden bir paşa yok mu yoksa? Divanımızda konuşulanlar sızdı paşa. Komisyonumuzun kararı sızdı. Başka ihtimal yok. İçimizden birisi onlara çalışıyor. Kim hünkârım, kim? Burada paşalar toplantısında herkes mevcut. Mason toplantısına da herkes geldi. Peki ihanet eden paşa kim? Bilmiyoruz paşa. Lakin öğreneceğiz. Hünkârım, bir havadisim daha var. Toplantıda size yapılacak suikastten de bahsettiler. Hünkârım, içeride adamları varmış. Memurlar arasında. İşin fenası hünkârım, sadece burada değil. Çırağan Sarayı'nda da satın alınan memurlar varmış. Abdullah Hamid sıradan bir jurnal almadı Karaso. Muhafızları değiştirecektir. Vazifeyi paşa biraderlerimizin alması için ne yapacaksın? Çaldığımız parayı iade edeceğiz. Hangi parayı? Mahmut Paşa'dan aldığımız Yunan harp tazminatını. Parayı paşa biraderlerimizden birisi bulmuş olacak. Abdülhamid'e iade edecek. Abdülhamid'in takdirini kazanacak. Çok gerçekçi bir hikaye olmalı. Parayı çalanları Abdülhamid'e teslim etmeli. 8 numaralı paşa biraderimize teslim edeceğiz parayı. O lüzumu olanı yapacak. Buraya çağır. Aramızdaki paşaların hangisinin masonlara çalıştığını öğrenemedik. Hünkârım, Mahmut Paşa satın alınan memurlar olduğunu söyledi. Şimdi gayeleri sizi öldürmekken Allah muhafaza. Ne gam paşa.
kadere teslimiz. Hükmü kazaya da inadımız yoktur. Bizim tek üzüntümüz, tek kederimiz devletimizin yetiştirdiği, emek verdiği paşalarımızın, memurlarımızın yollarını şaşırmaları. Biz herkese şefkatle yaklaştık. Lakin onlar ellerinden hançeri bırakmadılar. Biz her daim muhabbet besledik. Lakin onlar nefretlerini içlerinde saklamışlar ki şeytanın vaatlerine kanarlar. Kime itimat edeceğiz hünkâr? Doğru bildiklerimize paşa. Her taşın altından ihanete düçar olmuş biri çıkıyor hünkâr. Biz yine de o taşı kaldıracağız. O taşı kaldırmaya mecburuz. O taşı kaldıracağız ki hainin başını ezelim. Hünkâr, saray vazifelilerini değiştirelim mi? Bir emniyet tetkikatı yapalım paşa. Elimizde delil olmadan boş yere mazlumların kanına girip bize karşı düşmanlık beslemelerine sebep olmamalıyız. Hünkârım, bir de kalorifer tesisatı meselesi var. Onu da ihale edeceğiz paşa. Lakin evvela ihanet kuyusundan su çeken şu paşayı bulalım. Küpeyi niye zincire takıyorsun? Çünkü bundan sonra boynumda taşıyacağım. Diğer eşini ormanda düşürmüşüm galiba. Annemden hatıraydı. Öyle bir kenara atmaya da gönlüm razı gelmedi. Bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Sultanım. Abdülkadir'in nasıl olduğunu merak etmiştim lakin görüyorum ki emin ellerde. Lakin bir şikayetim var valide. Neymiş o? O acı ilaçları bana içirmeyi hiç unutmuyor. Aferin benim kızıma. Sekiz numaralı üyemiz Paşa Hazretleri geldiler. Buyursunlar. Hoş geldiniz Tevfik biraderimiz. Hoş bulduk üstadım. Mahmut Paşa, Abdülhamid'e istediğimiz jurnali ulaştırmış. Şimdi sizin saraydaki değişimin başında olmanızı istiyoruz. Abdülhamid, vazifeyi güvendiği, takdir ettiği birine verecektir. Sanıyorum sizinle alakalı bir güven sorunu yok. Abdülhamid'in sizi takdir etmesini de biz sağlayacağız. Nasıl? Mahmut Paşa'nın Yunanlılardan aldığı harp tazminatını biz almıştık. Siz paraların peşini bırakmayıp bulduğunuzu söyleyeceksiniz. Lakin bu işin müsebbibini de ortaya çıkarmam lazım. Çıkartacaksınız. Size birkaç adamımızın ismini vereceğiz. Onları zaptiyeye teslim edeceksiniz. Adi bir hırsızlık olayı olarak kalacak mesele. Siz de Abdülhamid'in takdirini kazanacaksınız. Siz parayı hazır edin. Üzerime düşeni yapacağım. Müsaadenizle. Abdülhamid bu oyunu bozar. Ben zaten Tevfik'e güvenmesini istemiyorum. Tevfik Paşa'ya ateşi attık. Abdülhamid ölünce locamız onu memnun edecektir. Bunu diğer paşa biraderimize ver.
Elinize sağlık sultanım. Afiyet olsun hünkârım. Aklınızı meşgul eden bir mesele var gibi. Bugün Abdülkadir'i ziyarete geldiğimde Seniha Sultan'la konuştuklarınızı işittim. Hakikaten Naime, Hatice ve Kemalettin'den intikam almak için kendini zehirlemiş olabilir mi? Katiyen olamaz. Seniha Sultan Hatice'yi temize çıkarmak için Naime'yi karalıyor. Hatice ve Kemalettin bugün yemin ettiler. Naime'nin zehirlenme hadisesiyle bir alakaları yokmuş. Tabii ki inkar edecekler hünkârım. Neticede bu onların övünebileceği bir durum değil. Pek kalbi konuştular. Siz onlara inandınız mı yoksa? Bize defalarca yalan söylediler. Kızınızın, Naime'nin canına kastettiler. Sizin onlara söz hakkı vermeniz bile büyük bir lütuf. Sizin merhametinizden istifade etmek istiyorlar hünkârım. Onlar Naime'yi hiç düşünmediler ve hiç acımadılar. Haklarında verilen hükme de razı gelmediler aynı zamanda. Siz de onlara acımayın. Hak ettikleri cezayı kesin ve bu mevzuyu daha fazla düşünmeyin artık. Rabbim adaletle davranmayı emretti. Rabbimden sakınırım sultanım. Kızımın yanında yer alıp adaletle hüküm verememekten korkarım. Üzerinizi kapatmaya çalıştım lakin başaramadım. Ama yapmamanız gerekir. Yaranız açılabilirdi. Hem ilaç saatiniz gelmiş. Uyandığım iyi oldu. Keşke örtmeseydim de üşüseydin. Mızmız küçük bir çocuk gibisiniz. Sen de inatçı. Ve çok güzel bir hemşiresin. Hünkârım, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi esaretten kurtardık. Tebriz valisine de lüzumlu nasihati verdik. Hala. Hünkârım, bastonunuz. Hünkârım, kardeşlerimizin size çokça selamı var. Hepsi size dua ediyor. Eğer siz de müsaade ederseniz payitahta gelmek istiyorlar. İyice yılmışlar hünkârım. Olmaz. Zaten onların da istediği Türklerin o mıntıkaları terk etmesi. Kalacaklar, o toprakları Türk memleketi olarak tarihe bırakacaklar. Emredersiniz hünkârım. Siz merak etmeyiniz. Biz onların dertleriyle alakadar olacağız. Siz Fehim Paşa'nın yanındaki vazifenize devam ediniz. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yalnız bir adam, onunla beraber yürümeye niyetlenen her kişinin yolundan gider. Bak İrem'im, burada mesele şu. Sen sakın onun yolundan yürüyeyim deme. Ben Fehim Paşa'nın yanına neden geldiğimi unutmadım Esma. Pekala. Neyse ki Fehim Paşa'yı iyice avcımıza alıyoruz. Tek bir şey var. Beni büyüklerimden isteme arzusunda. Ne demek şimdi bu? O kadar heyecanlıydı ki bozmak istemedim. Eğer izin verirseniz beni istesin. Adet yerini bulsun. Paşamızın heyecanı sönmesin. Peki. Ben ayarlayacağım. Gel.
hünkârım. Getirin. Hünkârım, Mahmut Paşa'nın çaldırdığı paraları bulduk. Âlâ. Âlâ. Nasıl buldunuz? Hünkârım, ben meselenin peşindeydim. Zaptiyelere emir vermiştik, işin arkasını bırakmasınlar diye. Zaptiyeler bir iz bulmuşlar. Parayı çalanları yakalamışlar. Meselenin arkasını bırakmadığınız için sizi tebrik ederim Tevfik Paşa. Paraları hazineye götürebilirsiniz Tevfik Paşa. Eyvallah. Hünkârım, Tevfik Paşa'dan şüpheleniyorduk. Lakin o da değil gibi. Genç bir adam. İhanet içinde olmasını istemeyiz. Lakin siz zaptiye amirleriyle konuşun. Tutukladıkları adamlar gerçekten bu işin içinde miymiş, öğrensinler. Şüphe, ormanın içinde yanan bir meşale gibidir paşa. Ormanı yakmadan o meşaleyi söndürmek hüner ister. Son bir aydır Naime Sultan'ın hizmetinde siz üçünüz vardınız, öyle değil mi? Evet sultanım. Peki Naime Sultan hastalanmadan önce en son yemeğini ona kim götürdü? Ben götürdüm sultanım. Ama tek lokma bile yemedi. Tepsiyi aynı şekilde mutfağa geri götürdüm. Peki son zamanda saraydan dışarı çıktığını gören oldu mu içinizde? Odasından bile dışarı çıkmıyordu sultanım. Kimseyle görüşmek de istemiyordu. Peki odasında ilaç içtiğini gören oldu mu hiç? Ya da ilaç şişesine benzeyen herhangi bir şey gören oldu mu? Hayır sultanım. Sen kızım? Ben görmedim. Siz ikiniz çıkın. Kızım, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Evet sultanım. Haber var mı? Tevfik Paşa paraları iade etmiş. Bir vazifelendirme olmuş mu? Hayır. Bir vazife almasını umuyorduk zaten. Evet ama başkasına da vazifeyi vermemiş. Abdülhamid'in canını emanet edeceği paşa çok büyük bir hamle yapmalı. Yapacak Karaso. Yapacak. Gözünüz aydın paşam. Sağ ol Fuat paşam, sağ ol. Bu Tevfik Paşa paraları nereden bulmuş, bir malumatınız var mı? Sizden kötü haber gelince meselenin peşini bırakmamış. Canım biz de meselenin peşini bırakmadık ama işte kısmet Tevfik Paşa'yaymış. Paşam, bu hırsızlar sorguda işi çok kolay hallettiklerini söylemişler. Vay kepazeler vay. Ulan bunlar hem hırsızlar hem yalancılar. Şu mübarek günde benim hakkımda ne dedikodu işliyorlar. Bu hırsızlar birdenbire benim önümde beliriverdiler. Ben devletin parasına dokunmayın dedim. Bu uğurda kellemi ortaya koydum. Bunlar üzerime üzerime gelmeye başladılar. Silahımı çektim. Bunlara çatara patara, çatara patara, çatara patara mermim bitene kadar bir mücadele içine giriştim. Paşam, asıl mesele Tevfik Paşa'nın paraları bulması. Sizce de çok kolay olmadı mı? Doğru vallahi. Biraz kolay oldu. Ben son zamanlarda Tevfik Paşa'dan şüphelenir oldum. Elimizde yetişti. Lakin ara ara kayboluyor ortalıktan. Böyle garip halleri var. Siz ne demek istiyorsunuz Fuat Paşa'm? Bu Tevfik birileriyle iş mi tutuyor? Tevfik'i severim. Karalamak da istemem. Lakin ne zaman Mason localarıyla alakalı bir mesele açılsa hemen koruyor onlara. Ha bir de büyük büyük yardımlar yapıyorlar diye övüyorum. Tevfik öyle şey yapmaz. Ben de öyle düşünüyordum da. Ta ki elindeki Mason yüzüğünü görene kadar. Yüzük bu yahu. Küçücük bir şey.
Yanılıyor olmuyorsunuz. Paşam, bir tek o değil ki. Ben bir de bunun evraklarının arasında bir mason beratı gördüm. Bak şimdi iş değişti. Bunun odasına bir baskın verilse, kim bilir neler neler çıkar delil olarak, biliyor musunuz? Ben biraz jurnal alıyorum. Masonların içinde adamım var. Ertelemeye gelmez. İvedilikle halletmek icap eder. Bu masonların çok tehlikeli tertipleri var. Şimdi burada size söylemem uygun düşmez. Fuat Paşa'm, müsaadenizle ben bu işle bir ilgileneyim. O vakit kalın sağlıcakla. Güle güle. Güle güle Fuat Paşa'm. Güle güle. Güle güle. Anne, bir şey mi oldu? Ben seni abdestsiz emzirmedim. Boğazından tek bir haram lokma dahi geçmedi senin. Çocukluğundan beri daima sana iyinin ve doğrunun yanında olmanı salık verdim. Yalandan sakın, Allah'tan kork dedim ben sana, öyle değil mi? Evet de neden şimdi bana bunları söylüyorsun? O halde niçin yalan söyledin Naime? Niçin haksız yere iftira attın? Nasıl bizi buna dahil edip hakka girmemize sebep oldun? Anne, ben neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Yeter Naime, yeter! Daha fazla yalan söyleme. Her şeyi öğrendim. Bütün hakikati biliyorum. Her şeyi sen yaptın. Hatice ile Kemalettin'den intikam almak için kendini zehirleyip onların üzerine attın. Anne, öyle... Sakın inkar etme Naime. Daha fazla yalan söyleyerek günaha girme. Halan söylemişti. Lakin ben bir an bile tereddüt etmedim senden. Sen nasıl bu oyunu tertip edebildin? Ya o zehirden kurtulamayıp da ölseydin? Ölmek istedim zaten. Yaşayacağımı hiç düşünmedim bile. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun Naime? Canımı o kadar çok yaktılar ki. Ölmek hafif kaldı yanında. Onlar beni sırtımdan vurdu. Bana gözümün içine baka baka yalan söylediler. En sevdiklerim, en güvendiklerim de onlar benim. En az ben de senin kadar kızgınım onlara. Ama karşılığı bu değil kızım. Gidip babana derhal her şeyi anlatacaksın. Hayır. Hayır, yapamam. Babam gerçeği öğrenmesin, ne olur. Anlatacaksın Naime. Anlatmadığın takdirde baban onlara haksız bir muamele yapacak. Onlar hak ettiler. Onlar ölmeyi çoktan hak ettiler. Naime, eğer sen anlatmıyorsan gider ben anlatırım. Ne babanı, ne kendimi, ne de seni böyle bir vebalin altında bırakamam ben. Gel. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Müjde hünkârım, müjde. Haini bulduk. Kim? Paraları bulan Tevfik Paşa. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz Mahmut Paşa? Hünkârım, rica edeceğim. Bu Tevfik Paşa'nın evraklarını bir arayalım. Çok sağlam bir kaynaktan işittim. Bu Tevfik Paşa'ya masonluk verilmiş. Bizim toplantımızda buradaydı Tevfik Paşa. Buradadır hünkârım. Zira 33. dereceden mason olmadığı için bizim toplantılarımıza katılamıyor. Siz nereden öğrendiniz bu malumatı? Çok sağlam bir kaynağım var hünkârım. Ayrıca ben de tetkik ettirdim. Hünkârım, müsaade buyurunuz. Bu Tevfik Paşa'nın evini, odasını bir arayalım, bir araştıralım. Nereden işittiniz paşa? O halde açıklayayım hünkârım. Ben bu havadisi Fuat Paşa'dan işittim. Fuat Paşa bu Tevfik Paşa'yı takip ettirtmiş hünkârım. Daha sonra da bunun hain olabileceğine kanaat getirmiş. Lakin kimseyi karalamamak için size bu havadisi vermekte çekinmiş. Ben laf arasında ağzından kaptım hünkârım. Daha sonra ben de kanaat getirdim. Eminim. Bu Tevfik Paşa bir işler çeviriyor hünkârım. Müsaade buyurunuz, bu Tevfik Paşa'nın evini, odasını bir güzel araştıralım. Her şey meydana çıksın. Hünkârım, Fuat Paşa'nın boş havadis getirdiği görülmemiştir. Pekala. Tevfik Paşa'yı çağırınız. O benim yanımdayken siz onun odasında tetkikat yapınız. Eğer şüpheli bir durum görürseniz hanesine gidersiniz. Hane halkını boş yere üzmeyelim.
Emredersiniz hünkârım, emredersiniz. Emredersiniz hünkârım. Anne. Anne yalvarırım söyleme babama, ne olur söyleme. Babam öğrenirse ben onun yüzüne bir daha bakamam. Esas söylemezsen ben bir daha babanın yüzüne bakamam. Böyle bir şey nasıl saklarım ondan? Göz göre göre haksız hüküm vermesine nasıl izin vereyim Naime? Eğer söylersen bu kez sahiden öldürürüm kendimi. Sen de mi buradaydın kızım? İdar Sultan bekliyor demişlerdi. Anneme eşlik etmek istedim. Neymiş bu akşamı bekleyemeyecek olan mühim mesele? Hünkârım ben Kemalettin ve Hatice Sultan hakkında sizinle görüşmek istemiştim. Dinliyorum. Ben onların affedilmesini istiyorum baba. Niçin? Böylesinin daha faziletli olduğuna kanaat getirdim. Senin canına kastedenleri, sana ihanet edenleri affediyorsun öyle mi? Evet babacığım. Neticede onlar Abdülkadir'in hayatını kurtarmak için kendi hürriyetlerinden vazgeçtiler. Ben de onları affederek hem onları hem kendi yüreğimi hür bırakmak istiyorum. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz sultanım? Hünkârım, affetmeniz herkes için hayırlı olacaktır elbette. Hamile olmadığınızı biliyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Gizlemek istiyor olabilirsiniz. Lakin çok yakında herkes hakikati öğrenecek. O zaman ne izahat vereceksiniz çok merak ediyorum. Allah'ım nasıl? Nasıl öğrenmiş olabilir? Safiye. O söyledi. Annen hazır mısın? Hadi gidelim Rebri. Yoksa bugün de mi yorgun hissediyorsun kendini? Yok. Bugün yorgun değilim. Lakin lüzum yok senin gelmene. Ben kendim giderim. Yanında olmak istiyorum. Pekala. O zaman sen biraz bekle. Ben hazırlanıp geliyorum hemen. Peki. Devlet nedir senin için paşa? Babadır hünkârım. Niçin böyle söylediniz? Bir babanın evladına yapması gerekeni bana devlet yaptı hünkârım. Bizi devlet büyüttü. Beni Cevdet Paşa'nın yanına verdiniz. Devlet nedir? Bize öğretti sağ olsun. Peki ya peder beyiniz? Gitti hünkârım. Ben küçükken çekip gitti. Yük bildi bizi kendine. O yüzden baba benim için bir gün çekip gidecek olandır. Devlet de mi öyle? Allah uzun ömürler versin devletimize hünkârım. Doğru dersin paşa. Allah devletimizi yaşatsın. Lakin devlet nasıl ölür onu da bilmek lazım. Devlet milletine hizmetten geri durursa ölür paşa. Kendi menfaatleri için devletin menfaatlerini geri bırakan idareciler olursa ölür. Aynı insan gibi devlet gün gelir hasta düşer. İyi bakılırsa yaşar, hastalığa karşı güçlenir. Aynı hastalık geldiği vakit dimdik ayakta durur. Çünkü devletin hafızası hatırlar. Devletimizin hafızası da paşalardır, idarecilerdir. Eğer idareciler ihanet çarkına girerlerse devlet hafızasını yitirir.
Sadaret müsteşarısınız. Devletinize başka nasıl hizmet etmek istersiniz? Hünkârım, saray memurlarını yenilemekten bahsetmiştiniz. Tanıdığım genç, cevval memurlar var. Bu vazifeyi ben üzerime alabilirim. İnşallah aldığınız jurnal doğru değildir. Bu ne demek? Devletin bir paşasının ihanet içinde olması bizi üzer paşam. Vallahi doğru söylüyorsunuz Tahsin paşam. Ama işte maalesef var böyleleri. Var tabii ya, var. Sizin için de zamanında çok dua ettim ben. Doğru yola gelmeniz için. Aşk olsun Tahsin paşam. Bizimkisi siyasi ufak bir ayrılıktı. Bunların hainlikleriyle mukayese kabul etmez. Nerede bu evrak? Bu Berat mı? Ne Berat'ı? Hani nerede? Ver bakayım. Ver. Bu Berat işte Tahsin Paşa. Vallahi sizi tebrik ederim. Ne zaman sizinle bir arama yapmış olsak elinizle koymuş gibi şıp diye buluveriyorsunuz. Ulan çömez Tevfik. Adam mason olmuş. İşte. Fuat Paşa'nın söylediği doğru çıktı. Vallahi öyle. Bundan daha sağlam delil olmaz Tahsin Paşa'm. Resmen mason olmuş. Vay kerkenez vay. Baytar Efendi. Hünkârım. Ases'in vaziyeti nedir? Çok iyi hünkârım, maşallah. Adı Ases mi hünkârım? Gece bekçisi demektir. Bakalım sizi sevecek mi? Bana bir şey mi söyleyeceksin Hande? Mehmet. Bu aralar seni çok kızdırdım. Çok üzdüm biliyorum. Lakin... ne yaptıysam... seni çok sevdiğim için yaptım. Çünkü... bu hayatta en büyük korkum... seni kaybetmek. İnşallah korkunla yüzleşmek mecburiyetinde kalmasın ama. İnşallah. Misli Melek. Gel abla. Şehzade çıktı dediler. Nereye gitti? Revire hekime gözükmeye gitti. Yürümek istedi biraz. Sen neden yapıyorsun? Bıraksana kızlar yapsın. Lüzum yok. Ben keyif alıyorum yaparken. Şehzade ile evliliğinden mutlu olduğunu hissediyorum. Bak bir de kızıyordun bana. Az kalsın Şehzade yerine o Sabahattin'le evlenecektin. Başlarda Sabahattin'in benim için daha uygun olduğunu düşünmüştüm. Sabahattin, Abdülkadir'den daha yumuşak başladı. Daha seveceğim. Bana evlenme teklif ettiğinde istediğimiz her yerde yaşayabileceğimi söylemiş. Sert ve kabaz evlenilirdi demiş. Ama şimdi görüyorum ki... bunların hiçbiri kalbimin Abdülkadir'in yanında çarptığı gibi çarpmasına yetmezmiş. Abdülkadir'in bütün soğukluğuna, hırçınlığına rağmen...
Gözlerine baktığımda içindeki kırılgan çocuğu görebiliyorum. Sevgiye muhtaç olan, takdir bekleyen bir çocuk. Ve benim sevgimin onun yüreğini yumuşatmaya başladığını hissediyorum. Gel. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Hünkârım, havadis doğru çıktı. Bunu Tevfik Paşa'nın odasında bulduk. Müsaade buyurursanız. Mason olduğunu tasdik eden vesika hünkârım. Büyük locadan verilmiş. Neden hüzünlendiniz hünkârım? Haini bulduk. Devlet babalık yapıyor. Kıymet veriyor. Yetiştiriyor, büyütüyor. Lakin evlat babanın kıymetini bilmiyor. Bu devlet çok hain gördü. Çok hançerlendi. Çok ihanete uğradı. Devlet hala ayakta, lakin hainler mezarda. Her mezarda devletten bir parça. Neden hünkâr? Makamsa makam. Her türlü imkana sahipler. Neden ihanet ediyorlar? İhanetin bedelini bilmem paşa. Lakin bedelini bilirim. İhanet sofrasına oturanlar ancak mezarda kurtları doyurur. Size Karasoy ile bir pusula göndermiştim. Emrettiğiniz gibi Tevfik Paşa'nın odasına Mason locasına katıldığına dair beratı koydum. Bulundu mu? Bulundu. Mahmut Paşa buldu beratı. Yeni vazifeniz hayırlı olsun. Bana henüz bir vazife tevdi edilmedi. Tevfik biraderimizi de ifşa ettik. Sen ifşa ettin Fuat Paşa. 33. dereceden bir masonu Abdülhamid'e verdin. Artık istediğimiz vazifeyi sana verecek. Tevfik'in vaziyeti ne olacak? Abdülhamid'le işimiz bittiğinde ona kıymetli bir ödül vereceğiz. O kendini İnandığımız yüce mimara feda eden büyük bir kardeşimiz. Asla yalnız kalmayacak. Handan Hanım, siz gibi değilsiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Bu sefer aynı acıları yaşamam diye düşünmüştüm. Bu sefer bebeğimi kaybetmem diye düşünmüştüm. Yine kaybettim. Yine düşürdüm bebeğimi. Üzülmeyin ne olur. Allah'tan ümit kesilmez. Daha çok gençsiniz. Hayır. Benim artık umudum kalmadı. Mehmet Selim'e bir daha bu acı yaşatamam. Yapamam. Söyleyemem. Sen de söylemeyeceksin. Handan Hanım, ne diyorsunuz siz? Bak, ne istersen, ne kadar istersen veririm. Yeter ki Mehmet Selim duymasın bebeği kaybettiğimi. Ne olur. Ne olur. Kadere bak, ne tuhaf. Abdülkadir'le senin evliliğin yoluna girerken Mehmet Selim de Handan Hanım'ınki bitiyor. Abla, neden bahsediyorsun? Yoksa sen... Ben bir şey yapmadım. Handan Hanım kendi kuyusunu kazdı. Mehmet Selim'e bebeğiyle alakalı yalan söylemiş. Bebeğini kaybettiğini saklamış ondan. Olamaz. Peki bunu sen nereden biliyorsun? Kovduğu hizmetlisi Safiye söyledi. Mehmet Selim Efendi'ye bunu söylemedin değil mi abla?
birinin şehzadenin gözünü açması gerekiyordu. Ya Safiye yalan söylüyorsa? Hem doğru bile olsa Mehmet Selim Efendi'ye bunu söylememen gerekirdi. İnsanın karısının bu kadar kötü olduğunu anlaması kolay olmuyor. Beyim Paşa bizi barındırmayacak. Ben ölmek istemiyorum. Kazandığım para bir müddet bana yeter. Kumarhane meselesi bir kazaydı. Ne kazası? Fehim mekana çökmüş. Çıkar çıkmaz mekan havaya uçmuş. Kazaydı. Kaza ya da değil. Ben artık çalışmayacağım. Ben de kapatacağım. Size bir teklifim var. Hepiniz kapatacaksınız. Tek ve daha büyük bir kumarhane açacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Fehim Paşa da mekanı havaya uçuracak. Fehim Paşa'nın haberi olmayacak. Davetiye ile girilen hususi bir mekan olacak. Sadece üyelerin bildiği bir mekan. Fehim mekanı öğrenene kadar hem zaman kazanmış olacağız hem de para kazanmaya devam edeceğiz. O halde Fehim'e gidip nizamlarına biat ettiğinizi bildirin. Bebeğin saati nasıl? Söyleyin. Endişelenmeyin. Bebeğinizin sağlığı gayet iyi. Çok şükür. Çok şükür. Paşam, biz hata etmişiz. Tövbe edin sevgilim o vakit. Tövbe. Sizin sözünüzü dinlemedik. Benim sözümün dinlenmesinden ziyade siz helal para kazanacak akla sahipsiniz, değil mi? Sahipsiniz, değil mi? Ne deseniz haklısınız paşam. Öyleyse? Dediğiniz gibi olacak. Ramazan müddetince mekanlar kapanacak. Nizamlarıma uyacaksınız. Nizamlarınıza uyacağız paşam. Gidebilirsiniz. Lakin öptüğünüz şu eli unutmayınız. Benim ihtiyarlara haber verdim. Bizi bekliyorlar. Ama beni size verip vermeyeceklerini bilmiyorum ona göre. Dağıtıyorsun sen. Aman kimseye bahsetmeyin. Yeni bir kumarhane açılmış. Hususi davetliler geliyor sadece. Kimin mekanıymış bu? Vallahi bilmiyorum. Elime tutuşturdular öyle. Şuradaki iki adama ver diye gitmişler herhalde. İkile. Hadi ikile. Paşa'ya haber verelim.
Genç adam. Cezan ağır olacak. Gelen havadise göre saray memurlarının emniyet tetkikatından geçirilmesi lüzumlu görüldü. Tetkikat neticesinde önlem alınması gerekmiyor mu hünkârım? Memurlarımız temiz gözüküyor. Lakin yeni memurlar alıp iş öğretilmesi ve mesuliyetlerinin paylaştırılması uygun görüldü. Yaklaşıyor paşa. Cezan yaklaşıyor. Tevfik paşa. Buyurun hünkârım. Yeni alınacak memurlarla alakalı vazifeyi... sizin yürütmenizi istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma emin olunuz hünkârım. Siz vazifeye almak istediğiniz memurlardan bir liste yapıp bize sunun. Emredersiniz hünkârım. Rızık endişesi olan, maişet derdiyle uğraşmaktan, devlet meselelerine kıymet veremeyen var mıdır paşalar? Hünkârım, devletimizin mali durumu ortadayken böyle bir şeyden şikayet etmeye ar ederiz. Hünkârım, bizim tek endişemiz devletimizin bahtı. Devletimizin bahtı açık olsun, varsın biz sıkıntı çekelim. İnşallah devletimizin bahtı açılır, yükselir. Açılır bahtımız elbet hemen battıkça. Batmaz ya. Açar elbet Kerem babın kapattıkça. Kapatmaz ya. Benim hakka münacatım değil bir rızık için, haşa. Hüda Rezzak alemdir. Rızıksız kul yaratmaz ya. Demiş bir aşık efendi. Hatırınızda olsun ki hatrınız kırılmasın. Biz bunun mason olduğunu belgeledik. Buna rağmen hünkârımız en hassas vazifeyi bu Tevfik Paşa'ya verdi. Vallahi ben anlayamıyorum. Yanlış bir vesika olmasın? Yok canım, ben biliyorum. Aynı berat işte. E bende de var. Ha gerçi benimki çömez beratı ama olsun. Aynı işte, bununkiyle aynı. Hünkârımızın vardır bir bildiği. Tahsin Paşa'm. Ben diyorum ki, acaba hünkârımızın başına oruç mu vurdu? Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu öyle şey paşam? Oluyor canım. E gün içinde bazen oruç bana bir vuruyor. Vallahi billahi ne yaptığımı bilemez hale geliyorum. Mümkün paşam. Bu bakımdan söyle. Estağfurullah, estağfurullah. Bu limanda elimize geçti. Davetiye paşam. Meğer bizden af dilerken arkamızdan iş çevirmişler. Davetiyeyle girilecekmiş kumarhaneye. Duymayacağımızı sandılar herhalde. Akıllıca. Kim açmış bu kumarhaneyi? Davetiyeyi aldığımız adam. Bilmiyormuş paşam. Üzerinde yer de yazmıyor. Paşam, bir de ben bakayım şuna. Kime verdilerse onlar biliyordur adresi. Cevabı işittiniz işte. Anlaşıldı paşam. Neydi efendi? Sen de kızılcıklarla beraber gitsene. Malumun, ben tatlı bir telaş içindeyim. Hazırlık yapmam lazım. Paşam, ya kızı vermezlerse? Vallahi Meyit Efendi, payitahttan kimden ne istersek alırız da... bir babadan kızını alamayabiliriz. Haydi. Vazifeyi alabilecek mi Fuat Paşa? Elbette. Size mühim bir haberim var.
Vazifeyi aldım. Abdülhamit'e tahkikat için yeni adamların listesini vereceğim. Liste hazır mı? Üst çekmecede. Bu adamlar bize sadıktır. Benim İbeti Saray'a dönmem gerek. Tevfik Paşa. Büyük bir hamle yapıyoruz. Abdülhamit herkesi takip ettiriyor olabilir. Dikkatli olun. O liste nereden çıktı? Bizim adamlarımız bu listedeydi. Abdülhamid'e sadık olanların listesini verdim. Neden? Neden Abdülhamid Tevfik Paşa'nın hain olduğunu bildiği halde ondan bir liste istiyor? Abdülhamid Tevfik'in vereceği listeyi öğrenmek için verdi ona vazifeyi. Abdülhamid bütün adamlarımızı temizleyecekti. Şimdi kendine sadık adamlarını vazifeden uzaklaştıracak. Fuat Paşa şimdi devreye giriyor. Abla, Handan Hanım'ın sana karşı olan hislerini biliyorsun. Ya şimdi bu yaptığını öğrenirse? Hiçbir şey yapamaz. Mehmet Selim Efendi bu yalandan sonra onu sarayda barındırmaz. Ne olursa olsun, onlar karı koca. Aralarına girmemen gerekiyor. Ben sadece yalanını ortaya çıkardım. Hangi yalandan bahsediyorsunuz? Mehmet Selim'e söylediğin yalandan mı? Az evvel ebe bebeğimi tetkik etti. Gayet sağlıklıymış. Niye şaşırdın? Yoksa başka bir havadis mi bekliyordun? Belli ki Safiye'nin söylediği yalanın doğru çıkmasını ümit etmişsin. Hamile misiniz? Elbette. Beni kocamın karşısında zor duruma düşürecek. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun bakıyorum da. Lakin şimdi senin durumun feci. Yuva yıkma isteği aşikar olmuş. Yalancının tekisin. Yalancı değilim ben. Duyduğum bir malumatı onu alakadar eder diye Mehmet Selim Efendi'ye söyledim, o kadar. Ya. Neredeyse iyi niyetine inanacağım. Neyse ki Mehmet Selim artık hiçbir sözüne itimat etmeyecek. Yazık. Sana açıyorum. Meyvesi nasıldır bu mango ağacının? Son derece tatlıdır hünkârım. Nereden getirdiniz hünkârım? Hindistan'dan getirdik. Tecrübe ediyoruz paşa, burada yetişir mi diye. Baytar Efendi bilir. Meyve verir mi Baytar Efendi? Hünkârımızın emriyle bir nebadat hastanesi kuruyoruz. Lakin henüz bitmedi. Bitince bu sualinize cevaplar verebileceğiz. Tevfik paşam, hadi yardım ediniz, ekelim fidanı. Mühim olan topraktır. Neyi kabul edeceğini, neyi reddedeceğini bir tek o bilir. Bazen insanı da kabul etmez derler ya hünkârım. Doğrudur paşa. Toprak kiri temizler. Eğer dünyada kire batmışsan toprak seni kabul etmez. O vakit can suyunu verelim. İnşallah kıymetli bir şey yoktu ceketinizde. Yoktu hünkârım. Ases sizin kokunuzu sevmiş anlaşılan. Memur listesini yaptınız mı Tevfik Paşa? Yaptık hünkârım.
genç, kabiliyetli ve azimliler. İnşallah devletlerine sadakatle hizmet ederler. Sevgilim, benim suretimi bilmiyor olabilirsin, lakin namımı duymuşsundur. Fehim Paşa. Fehim Paşa. Bak, sen bizi tanımıyorsun, lakin biz seni tanıyoruz. Haşmet Efendi. Her gece kumar masasında 3.000 lira bırakan Haşmet Efendi. Sana şimdi bir sualim olacak. İyi dinle ve cevabını ver. Davet edildiğin kumarhane nerede? Ne daveti? Bilmiyorum ben. Konuşsana sevgilim, hadi. Bak, hala dilin dönüyorken konuş sevgilim, konuş. Bak, giymişim, kuşanmışım. Benim için çok mühim bir yere gideceğim. Lütfen, lütfen konuş. Bilmiyorum dedim ya. Üstümü başımı kirletmek istemiyorum. Bak, rica ediyorum senden. No, bilmiyorum dedim ya. Paşam. Ben hallederim. Hünkârım, affınıza mağruren şu Tevfik Paşa'ya... Tevfik Paşa'yı neden vazifede tuttuğumuzu, neden yeni vazife verdiğimizi merak edersiniz? Vallahi anlayamadık hünkârım. Bu Tevfik Paşa'nın masonluğu belgelendi. E neden yeni vazife verdiniz, doğrusu anlayamadık. Hem de saraydaki yeni memurlarla alakalı. Tevfik Paşa'nın bize sunacağı memur isimlerini görmek için paşa. Bu listedeki isimleri şimdilik vazifeden alacağız. Bunların içerisinde sarayda hala vazifeli olan memurlar var. Yerine kimi koyacağız hünkârım? Mahmut Paşa. Tevfik Paşa ile alakalı malumatı size kim getirmişti? Fuat Paşa. Fuat Paşa'yı çağırınız. Emredersiniz. Abla, gördün mü düştüğüm vaziyeti? Sana onlardan uzak dur demiştim. Haklı çıktın. Ya kendini de beni de rezil rüsva ettin. Seni alakadar eden bir mesele değil. Huzursuz olmana lüzum yok. Seninle alakalı her şey benim de meselem. Sen benim ablamsın. Bu sarayda da benim ablam olduğun için yaşıyorsun. Haklısın. Benim yüzümden daha fazla rezil olma. Abla, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Sen de artık başın dik dolaşırsın sarayda. Abla, saçmalama. Hem nereye gideceksin? Bulurum bir yer. Bakarım başımın çaresine, merak etme. Abla, gitme lütfen. Bu saraya gelmem kimseye iyi gelmedi. Sen de bensiz daha rahat edersin. Fuat Paşa, burada yazan isimleri vazifeden alacaksınız. Emredersiniz hünkârım. İkinci vazifeniz ise bunların yerine yeni memurlar bulmak. Hünkârım, bir suikast tehdidinden bahsediyordunuz. Ben derim ki yeni alacağımız memurlar güçlü kuvvetli olsunlar. Yeri geldiğinde bir tehlike olursa mukavemet gösterebilsinler. Fuat Paşa, siz işini iyi yapan sadık adamlar bulun, kâfi. Emredersiniz hünkârım. Şehzademiz hala gelmedi mi? Hayır hanımım.
İstiraz etmesi icap ediyordu. Ben bir bakayım. Müsaadenizle. Küpeyi niye zincire takıyorsun? Çünkü bundan sonra boynumda taşıyacağım. Diğer eşini ormanda düşürmüşüm galiba. Annem de hatıraydı. Öyle bir kenara atmaya da gönlüm razı gelmedi. Bakabilir miyim? Beni çok şaşırttınız. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ben biraz istirahat edeceğim. Asma artık yüzünü. Bak babamla konuştuk. Ceza kesmeyecek onlara. Ben bugüne kadar babandan hiçbir şeyi saklamadım Naime. İlk defa bugün benim elimi dilimi bağladın Naime. Ona doğruyu söylemediğim için kahroluyorum. Hünkârım. Babacığım. Hatice ve Kemalettin'le alakalı hükmü ben size söyleyeyim istedim. Cezalarını kestim. Affetmediniz mi? Evvela aralarında bir münasebet olmasına rağmen bu hakikati bize söylememişler. Haklarında verilen hükme razı gelmeyip firar etmişler. Abdülkadir'in dur ihtarına uymayıp onu yaralamışlar. Ve en mühimi, kızımın canına kastedip onu zehirlemeye çalışmışlar. Sizce affedilmesi mümkün? Ne ceza verdiniz? Sen bugüne kadar onların öldürülmesini istemedin mi? Öldüler mi? Başından beri en ağır cezaya çaptırılmasını isteyen siz değil miydiniz? Niçin üzülüyorsunuz peki? Naime'yi zehirleyen onlar değildi. Naime'yi onlar zehirlemediyse kim zehirledi? Kendisiydi hünkârım. Ben yaptım babacığım. Ben yaptım. Ve bunu bana şimdi söylüyorsunuz, öyle mi? Size tek korkumun hakka girmek olduğunu söylemiştim. Siz bunu bile bile hakikati benden gizlediniz, öyle mi? Hünkârım affedin. Affedin bizi. Ben Hatice ve Kemalettin hakkında yanıldığımı sanıyordum. Lakin şimdi görüyorum ki sizin hakkınızda yanılmışım. Neyse ki size itimat edip hatalı bir hüküm vermedim. Nasıl yani? Ölmediler mi? Ölmediler. Ölen sadece size olan itimadım. Hoş geldiniz evladım. Hoş gördük. Buyurun. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Sağ olasın paşa oğlum.
Kusura bakmayın. Biz de buraya annemizle babamızla gelmek isterdik. Lakin erken göçtüler. Onun içindir ki biz de can kardeşlerimizle beraber geldik. Ne kusuru? İşitince çok sevindik. İrena kızımız gibidir. Bizim yanımızda büyüdü. Para kazanmaya başlayınca ayrıldı. Bize fazla yük olmak istemedi. Ama kızımızdır o bizim. Sizden çokça bahsetti efendim. O zaman adet yerini bulsun madem. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle İrina Hanım'ın deste izdivacına talibim. Kızımız ne derse o. Allah mesul etsin o halde. Cümlemizi. Cümlemizi. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben boza satarım. Ha, maşallah. Maşallah. Biz müsaadenizi isteyelim. Müsaadesiz ama. Hikaye için hazırlıklara başlayalım oğlum. Hayırlı olsun. Hepimiz için. Görüşmek dileğiyle. Her şey tamam mı? Kızım. Annem. Kızım sen nasıl bir işe bulaştın böyle? Merak etmeyin baba. Merak etmeyin. Sizi de kendimi de kurtaracağım. Az kaldı. Çok az. Hünkârımız senin hakkındaki hükmünü verdi. Senin için Bursa'da yeni bir görev ihsan etti. Baba. Hünkârımız masum olduğumuzu anladı yani. Allah'ım çok şükür. Naime Sultan'ı zehirlemediğimizi anladı. Eğer hakikat ortaya çıkmasaydı bu yükle daha ne kadar yaşardım bilmiyorum. Hadiselerin bu raddeye gelmesinden ben mesulüm. Başını eğdim. Bunun için yine de kabahatliyim baba. Affetme olur. Hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Bugünü gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Hakikatin ortaya çıkacağına hiç ümidim kalmamıştı. Gel kızım gel. Şöyle doya doya seyredeyim şu gülen yüzünü. Ah, benim güzel kızım. Nihayet çektiğin sıkıntılar son buldu. Senin sayende halam. Her zamanki gibi yanımda oldun. Beni korudun. Hayatımda olduğun için çok talihliyim. Elbette yanında olacağım kızım. Sen benim öz evladımdan farksızsın. Bihdar kadın beni ne kadar suçlarsa suçlusun. Ben inanmadığım hiçbir şey yapmadım. Biliyorum. Sen benim hayatımda tanıdığım en cesur insanlardan birisin. Söyle bakalım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Beni gerçekten seven insanla yeni bir hayat kuracağım. Vasıf Paşa'yla. İnşallah geçmiş unutup birlikte bir ömür boyu mutlu olursunuz. Bir daha hata yapmayacağım Allah. Sana söz veriyorum.
Abdülhamid Fuat Paşa'yı huzuruna çağırmış. Hayalini kurduğumuz Osmanlı'nın parçalanması gerçek oluyor. Fuat Paşa haber bekliyor. Önceliği çırağına versin. Adamımızı yerleştirsin. Vazifeyi Luka'ya vereceğim. Biraderlerimize de haber ver. Toplanacağız. Fuat Paşa gelmesin. Saraydan ayrılmasın. Ya Sultan Murat gelmek istemezse? Üstad-ı Azam emrediyor. Ya gelir ya da locaya ihanet etmiş sayılır. Mason kardeşlerimize ihanet etmenin cezasını hepimizden iyi biliyordur. Hünkârım, Tevfik Paşa'yı tutuklamayacak mıyız? Şimdi değil paşa. Bunların üstadı kim? Kimden emir alıyorlar? Evvela bunu öğreneceğiz. Mason teşkilatının liderine bizi Tevfik Paşa götürecek. Hünkâr, Mahmut Paşa takibin mümkün olmadığını söylemişti. Doğru söyler paşa. Hem de Mahmut Paşa'nın katıldığı Mason toplantıları sahte olmasına rağmen sağlam tedbir alırlar. Sahte mi? Evet paşa. Orada bir tiyatro oynanıyor. Mahmut Paşa'yı bize sahte havadisler göndermek için kullanıyorlar. Asıl iş başka yerde dönüyor. O yüzden bütün paşalar karşımızdayken Mahmut Paşa'nın toplantısında azalar tamdı. Evet. Aynen öyle. Peki hünkârım, gerçek toplantıyı nasıl basacağız? Sahte bir toplantıda bile o kadar tedbir alıyorlarsa, gerçek toplantıda aldıkları tedbir üst seviyededir. Onları nasıl bulacağız? Tevfik Paşa'nın ceketiyle. Fuat Paşa çırağına bir adam yerleştirecek. Senin gitmeni istiyorum. Efendim, müsaade ederseniz itimat ettiğim birini görevlendireyim. Neden? Gece limana gemi yanaşacak. İstediğimiz mal da o gemiyle geliyor. Fehim Paşa'nın adamlarını limandan uzaklaştırmam lazım. Sen Fehim'i ve gelen malı al. Sultan Murat nazikçe davet edilsin. 12'lerin 13.'sü büyük üstadın emriyle geldiğini söylesin. Mason toplantımıza muhakkak katılmalı. Bir süre tahta kalmaya kabul ettirmeliyiz. Emredersiniz efendim. Hünkârım. Tekrar kokladınız. Hünkârım, vallahi hayran kaldım. Ases çok zekidir paşa. Tevfik Paşa'nın gittiği yeri kokusundan bulacak. Türklerin Bozkır'da kurtlarla oynadığı bir oyundur. Baskın için hazırlanın paşa. Ases geri gelecek. Ve bizi toplantının yapıldığı yere geri götürecek. Emredersiniz hünkârım. Şifa olsun hanımım. Sağ ol Zülfet. Müsaadenizle. Babanın gözünde beni ne duruma düşürdün sen? Onun itimadını kaybetmektense ölmeyi yeğlerdim. Affet beni anne. Dilersen gidip konuşurum babamla. Ona söylememen için benim ısrar ettiğimi söylerim ona. Artık bir ehemmiyeti yok. Ben vicdanımı değil, seni dinledim, sustum. Ve sen bunu artık telafi edemezsin. Babam şu anda kızgın bize. Eminim siniri geçince o da affedecektir bize. Geçmiş olsun Bidar kadın. Rahatsızlanmışsınız. Evet, biraz başım ağrıyor.
Siz hiç rahatsız olmayın, istirahat edin. Ayrıca haremin işlerini de dert etmeyin kendinize. Bundan sonra ben alakadar olacağım. Lüzum yok. Gücüm kuvvetim yerinde şükür. Yalnız abim sizin bir eksiğinizi fark etmiş olacak ki... haremin idaresini bana verdi. Size mi verdi? Evet öyle. O yüzden rica ediyorum. Şöyle rahat rahat istirahat etmeye devam edebilirsiniz. Bu gece çok mühim bir mal gelecek. Fehim'in adamları bir an bile ayrılmıyor gece limandan. Nasıl alacağız malları? Fehim meselesini ben halledeceğim. Hepiniz gece gelip Fehim'in adamlarıyla dalaşacaksınız. Çatışalım mı? Yok. Saklanıp taciz ateşi yapın yeter. Çok büyük bir meseleye lüzum yok. Fehim Paşa'nın gelmesini isteyin. Gelip racon kesmeden ayrılmayacağınızı söyleyin. Anlaştık mı? Hadi dağılın. Geceye kadar dikkat çekmeyin. Hatice Sultan. İftarı beraber yapalım dedim. Siz? Ama nasıl? Suçsuz olduğumuz anlaşıldı. Serbest bırakıldık. Ben de... ait olduğum yere... eşime, evime dönmek istedim. Tabii... hala bir eşim varsa. Çok mu geç kaldım? Herkes sizin... Kemalettin Paşa'yla kaçtığınızı konuşuyor. Ben kaçmak istemedim. Kemalettin arabanın yolunu kesti. Bana başka bir şans bırakmadı. Peşinden gitmekten başka çarem yoktu. Bunu tek tek... payitahta gördüğünüz her kişiye açıklayabilir misiniz? Geçmişte yaşadığınız münasebet herkesin ağzında. İş arkadaşlarım, dostlarım... kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı Hatice Sultan. Şerefim iki paralık oldu. Haklısınız. Sizi bu duruma ben soktum. Benim çıkarmam da en münasip olacaktır. Boşanalım. Çok üzgünüm. Üzülmeyin. Siz elinizden gelen her şeyi yaptınız.
kardeşim bu kadar bizi yorma ya. Ha? Bana bak. Kumarhanenin yerini söylemeden seni buradan bırakmayacağız. Biliyorsun değil mi? Bana bak bana. Oruçlu adam bu kadar yorulur mu insafsız? İftardan sonra mı devam etsek acaba? Oruçlu adam bu kadar dövülür mü? Dayak yemek orucu bozmuyor muydu Meyyit Efendi? Söğütlü, oruç senin başına vurdu herhalde. Gel sen biraz dinlen, ben devam edeyim. İftara ne kadar kaldı? Az kaldı, az. Az kaldı. O zaman bırakın da ben bir iftara gideyim. Oruç tutuyor musun acaba? Onu bırakacağımızı zannediyor. Bana bak, eğer kumarhanenin yerini söylersen... vallahi de billahi de seni bırakacağız. Gel. Üstadım. Sen kimsin? Size Üstad-ı Azam'ın davetini getirdim. Çık dışarı. Sizi nezaketle davet ediyorum. Daveti reddederseniz eğer, locaya ihanet etmiş sayılacaksınız. Hünkârımıza ihanet etmektense, locaya ihanet ederim. Abdülhamit yakında öldürülecek. O zaman da kardeşim Reşat'a biat eder. Üstadım, siz hariç bütün hanedan öldürülecek. Ya daveti kabul edin, ya da devletin yıkılışını seyredin. Adam konuştu. Kumarhanenin yerinde öğrendik. Fredo. Abu ve Kızılcık nerede? Limandalar paşam. Bir hadise çıkmış. Ya biz kumarhaneye gidelim o vakit. Paşam. Hayırdır Kızılcık? Limanda bir hadise çıkmış. Luka'nın adamları basmış. Bizimkiler püskürtmüş lakin yine geleceklermiş. Neyit Efendi, sen Fredo ile Söğütlü'yü al, kumarhaneye git. Biz de limana gidiyoruz ya Allah. Hadi. Teşekkür ederim. Bana gerçekten çok büyük bir iyilik yaptın. Şimdi saklıyorsunuz ama şehzademiz er geç hakikati öğrenmeyecek mi Handan Hanım? Hayır. Öğrenmeyecek. Şimdi senden bana bir iyilik daha yapmanı istiyorum. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Ben ne yapabilirim ki? Bana 5 ay sonra doğum yapacak. Hamile bir kadın olacaksın. Bana yalan söyledi. Handan bebeğini kaybetmemiş. Hayır, yalan söylemedim. Yemin ederim kendi gözlerimle gördüm. Bir tetkik etmiş, bebek gayet sağlıklıymış. Ebeği de Handan Hanım tembihlemiştir. Benim söylediğimi öğrenirse beni de barındırmaz buralarda. Ebeği de yalanını ortak etti demek ki. Etmiştir. O bebek Handan Hanım için çok mühimdi. Daha evvel kaç kez düşük yaptı. Şehzade Mehmet Selim bu sefer de düşük yaptığını öğrenirse onu bırakır başkasıyla evlenir diye korkuyor. Bunu ispat etmek mecburiyetindeyiz Safiye. Her ne pahasına olursa olsun. İftar etmediyseniz oturun. Yemeğimiz çok. Sokun silahları. Kim verdi bu adresi size? Ben şimdi adresi verene söveyim mi? Yoksa dua mı edeyim bilemedim. Büyük kumpasa geldik. Bence oturalım. İftarımızı edelim. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz ha?
burada? Paşam sürekli silah sıkıp duruyorlardı. Fehim Paşa gelsin, racon kessin dediler. Kim diyor? Lukan'ın adamları. Ben bu Luka'ya var ya, racon değil, bilet keseceğim. Bilet. Abdülhamid'e ve hanedanına yapılacak suikastın zamanını açıklayacağım. Herkes o güzel güne kendini hazırlasın. Bütün hanedanı bir araya nasıl toplayacağız? Abdülhamid'in tahta çıkışının seneyi devriyesinde bütün hanedanın bir arada olduğu zaman yapacağız. Ne tür bir bomba kullanılacak? Bomba değil. O kadar insanı bomba olmadan nasıl öldüreceğiz? Crowley biraderimizle çok iyi bir plan yaptık. Bombadan daha tesirli bir silah kullanacağız. Gel. Geldi mi paşa? Geldi hünkâr. Baytar Efendi bizi tekrar oraya geri götüreceğini söylüyor. Askerlere haber verelim mi? Baskın versinler. Biz de gidiyoruz paşa. Bize karşı tertip yapanların yüzünü görmek istiyorum. Siz yüklemeye devam edin. Nerede kaldı bunlar yahu? Bilmiyorum paşam. Luka beni çok üzüyor, çok. Beyim! Beyim yardım et! Beyim! Nina? Nina! Gece güne kavuşmadan, ben Nina'ya kavuşmazsam payitahtı yakarım! Yakarım! Abdülhamid benim öldüğümü düşünüyor ve bir ölüyle savaşıyor. Bu yüzden hep bir adım önde olacağız. Kardeşlerimiz arasında, locamıza hizmette bir adım öne geçen Tevfik biraderimizi kutluyorum. Artık hep bizimle olacaksın. Saraya dönmeyeceksin. Nasıl olur? Nasıl ayrılırım birden saraydan? Abdülhamid bizimle çalıştığını biliyor. Seni ifşa ettik. Neden? Kardeşliğimize neden ihanet ettiniz? Fuat Paşa'nın vazifeyi alabilmesi için bunu yapmak zorundaydık. Kardeşlerin asla seni yalnız bırakmayacak. Abdülhamid öldükten sonra en büyük mükafatı alacaksın. Paşam, bizimle oyun oynamışlar. Mekanda iftar yapılıyordu. Paşam. Paşam. İyi misiniz? Yürün. Yürün'ü kaçırdılar. Yürün ama korkusu dinmeden. Allah'ım bir tek koluna. Uyku yok. Nina!
İrina! Serpil'im! İrina! İyi misin? Şşş! Tamam, tamam. Tamam. Incilerini, tamam. Payitahtı bırak, kadınına sahip çık. Allah'a ahdim, sana sözüm olsun. Sana dokunanı payitahtın yedi tepesine tek tek asacağım. Dökme incilerini. Tamam. Dökeceğim, kimse yok. Beni bekleyin. Çabuk. Yürüyün. Yürüyün çabuk. Çabuk.